Dünyaya dönüp baktığımızda liderler bir anlamda, yönetimler sessiz kalsa da halklar yaşananlara sessiz kalmıyor. Özgür Filistin sloganları var gücüyle atılıyor sokaklarda. İsrail'e kınama mesajları gönderiliyor. İşte farklı coğrafyalarda Filistin için toplanan milyonlar. Palestine will be free. Ailesi Nazi işkencelerine maruz kalmış. Kendisi de Yahudi. Ancak İsrail'i desteklemiyor. Aksine soykırıma karşı duruyor. Üzerinde ise İsrail'in yeni Nazi olduğunu yazan bir mesaj var. İngiltere polisi o yazıyı çıkarmasını istiyor. Çıkarmayınca da yaşlı kadını gözaltına alıyorlar. Israeli extermination of Gaza. And you know what is hate? Is to assume that Jews supporting it. That is hate. Dünya Gazze için ayakta. Filistin destekçileri farklı coğrafyalarda bir araya geliyor. Ortak talepleri zulmün bitmesi. In the last three weeks I've gone back and I've done some research and I'm teachable. I don't know enough, but I know enough that this is a genocide. McLemore mahlasıyla tanınan Amerikalı rapçi Ben Haggerty katıldığı Gazze'ye destek gösterisinde kürsüye çıktı. İsrail'in soykırım yaptığını söyledi. Filistinlilere destek mesajları gönderdi. We are scared, we are watching it unfold. We have been taught to just be complicit. To protect our careers, to protect our interests. And I'm not going to do it anymore. I'm not afraid to speak the truth. Protestolar birçok coğrafyada devam etti. İspanyalı göstericiler başkent Madrid'de toplandı. Pankartlar taşıdılar, yürüyüş yaptılar. İsrail'e kınama mesajları gönderdiler. Palestine will be free. Yunanistan'ın başkenti Atina'da eylemciler önce Filistin'e destek için düzenlenen konseri dinledi. Ardından İsrail'in Atina Büyükelçiliği'ne yürüdüler. Filistin'e özgürlük sloganları attılar. Binlerce İsveçli de İsrail'i protesto etti. Başkent Stockholm'de toplanan kalabalık derhal ateşkes çağrısında bulundu. Soykırımı durdurun yazılı pankartlar taşıdılar. Dev Filistin bayrağı açtılar. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistinli şehitler anıldı. Dominikus Kilisesi'nde anma töreni ve ayin düzenlendi. Hayatını kaybeden sivillerin isimlerinin yazılı olduğu dev rulo kağıt kilisenin duvarından sarkıtıldı. Sokaklarda da protestolar vardı. Gösterilere yüzlerce kişi katıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de de Filistin destekçileri bir aradaydı. Filistin bayrakları salladılar. Çocuk ölümlerine dikkati çeken pankartlar taşıdılar. Zulmün bitmesi çağrısında bulundular. İsrailliler Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde toplandı. Katil Netanyahu sloganları attılar. Polis 2000 protestocuya karşı bariyerle önlem aldı. Gözaltına alınanlar oldu. Burası ise Pakistan'ın başkenti İslamabad. Yaklaşık 1 milyon kişi İsrail'in saldırılarını protesto etti. Saldırıları durdurma çağrısı yaptılar. Filistin bayrakları taşıyıp sloganlar attılar. Gazze'li kardeşlerine desteklerini gösterdiler.